Merhaba, ben Gökhan Avcıoğlu, mimarım. Resim ve heykelle başladım aslında. Sonra Legolara benzediği için taşları üst üste koymak, işte gezdirildiğim Millet, Efes, Priyan gibi antik kentlerde dolaştırılırken mimarlığı keşfettim. Resim ve heykel zaten arka planda olduğu için mimarinin üzerine gitmek daha ilginç geldi bana. Mimarlıkla ilişkili olan sadece ben değilim aslında, herkes mimarlıkla ilişkili. Hele son zamanlarda aşağı yukarı 250 milyon amatör mimarlık fotoğrafçısı var ve dünyanın her yerinden fotoğraflar gönderiyorlar. Ve bizim de oralara gitme isteğimiz üst üste tekrar kabarıyor. Ama şu sıralarda pandemi dönemindeyiz ve evlerimizin içindeyiz. Bu yüzden de eskiden yaptığımız keşifleri veya sosyal medya üzerinden bizim için yapılan keşifleri merakla ve ilgiyle izliyoruz, hasretle izliyoruz. Dolayısıyla yepyeni bir ilişki içindeyiz. O yüzden ev ben çok fazla kullanmadığım halde benim için bile önemli olmaya başladı. Şu anda bulunduğumuz yer Vedat Tek tarafından 1920'lerde yapılmış bir ev, bir apartman. Nişantaşı Teşvikiye ilişkisi içerisinde buralara hayat veren binalardan bir tanesi. Bu kat, son kat ve benden önce oturan bir arkadaşımın Mustafa Taner tarafından dokunulmuş izlerini de taşıyor dolayısıyla. Ben de çok fazla dokunmadım. Olabildiğince benden bazı izler tabii ki doğal olarak var ama neredeyse bir mimardan mimara geçen ilginç yerlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Benim için bir evde olması gereken en önemli iki tane unsur, bir kitap, ikincisi de hatıralar. Mimarlık ve içinde yaşadığımız mekanlar bize aslında hatıra üretiyor. Biz de onlara hatıra malzemeler üretiyoruz. Onun dışındaki çeşitli mobilyalar, nesneler, şunlar bunlar beni çok fazla ilgilendirmiyor aslında da. Bazılarının içerisinde gerçekten bir kitap kadar değerli olan hatıra nesneler var. Belli bir noktada tabii ki kesmek ve ayıklamak da gerekiyor bunları. Sonuçta bunlarla uğraşmak, bunlara vakit ayırmak aslında bizim hatıralarımızda sınıflandırmamıza, değerlendirmemize yarıyor. Şu sıralarda ilginç bir hatıra daha var elimizde. Çeşitli sosyal medya üzerinden Peru'daki bir arkadaşımızla görüşebiliyoruz. Afrika'da bir arkadaşımızla temas kurabiliyoruz. Bunlar da bir hatıra. Bir evin içerisinde, yani sadece evin özel alanlarının dışında, bu yeni dünyada başkalarıyla paylaştığımız, fiziksel olarak paylaştığımız ya da görüntü olarak paylaştığımız alanlar da var artık. O yüzden de evin içerisinde belki de bu özel alanlarla ortak kullanacağımız ya da insanları davet edeceğimiz alanlar arasındaki ayrımlar giderek daha da artmaya başlayacak. Belki bir bahçenin içerisinde iki tane evimiz olacak. Özetle son zamanlarda ev konusunda çok fazla ahkam kesmek yerine aslında gelecekte bizi ne bekliyor diye tekrar bakmamız gerekiyor. Evet, bazı başka meseleler daha var. İşte depreme dayanıklılık, ondan sonra işte pandemi süresince ya da böyle durumlarda rahat kapanabileceğimiz evler. 12 bin yıllık Göbekli Tepe'den biri bir toprak parçası üstündeyiz. Burası çok bu anlamda hem doğu hem batı. Gerçekten de öyle. Bakmayın siz bugün genelde resmi tarih ya da günümüzdeki bütün araştırmalar, mimarlık tarihi, sanat tarihi, sosyal hayat hep kendisini aslında son 600 yılda hesaplaştırıyor. Yani hep Osmanlı'yla, Osmanlı'dan sonra, Osmanlı'dan önce. Aslında bu topraklar 12 bin yıllık bir geçmişe sahip. O yüzden de hem doğu var burada hem batı. Batı dolaylı olarak, yani mimarlık tarihi, sanat tarihi, evet gerçekten Eurosantrik bir bakışa sahiptir. Genelde o süzgeçten geçmiştir son 200 yıldır. Ama mimarlık tarihi de yeniden yazılabilir. Teşekkür ederim beni bu programa davet ettiğiniz için. Ne zaman isterseniz kapımız size açık.